Çay demledim. Namazımı kıldım. Namaz kıyafetimi getirmiştim. Masada bizim böyle her şey dolu. Ne var orada? Çekirdek, içecek. İlaçlar. Ağrısı, üzüm fındık. Şu an aşağıda şarkı sıra çok geldi. Sizi görüyorsunuz değil mi? Ses evde işte. Koş, 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 koş. Ne oldu bu diye bulaşık makinesi falan var, ben kullanmayacağım bunları. Yani nasıl örtüyorum her şeyi. İyi. Bir de buraya çok fazla dolu olduğu için her gün gelen giden oluyor öyle. Yani şey gibi, keşke gibi hani biraz daha bakma ihtiyacı var gibi. Ama birkaç sene önce geldiğimizde buralar böyle eşyalar falan yeniydi, iyiydi. İşte gelen giden böyle temiz bırakmadıkça birazcık böyle olmuş. Zaten biz biliyoruz buranın böyle olduğunu da. Burası en güzel yerlerinden, villası. Diğer taraflar daha böyle şey sarı sarı olabiliyorum da burada Norveç'in kaplıcalarında en güzel yer Kırkgöz villaları. Daha önce daha kötüydü. Sonra bu yenilendi. Böyle dubleks villalar var başka daha. Orayı da görmüştük de. Yani en lüks olanı burası oluyor. Canlar. Tamam, bayağı da güzel. Aa, ben memnun kaldım. Dün dışarıda orada yemeğimizle yedik ya. Burada bir tane pide ne kadar biliyor musunuz? 70 TL. Yani burası küçük olduğu için, küçük bir yer olduğu için bu taraflar. Bizim çaya yakın burası. Mesela fiyatlar da uygun arkadaşlar. Belki de buraya uygun tutmuşlardır, bilmiyorum. Camın önünde ben bir hafiften bir dışarıyı izleyip şey yapayım. Buraya hiç oturmadık biliyor musunuz? Onun için. Çöre çöre orada. Sandalye yapılan şey de son kremiz bitsin değil. Bunu açmasa bana lazım diye şöyle. Hey var çünkü. Hey. Burası da çaylar var. Burası da içilmemiş. Bazı tatlıcısı da içiliyor sağlıklı. Akşam bizi bir yolu izleyen kişi görevli. Su içilmemiş. Bugün yönüm tersi oldu. Üstü. Ondan sonra bir güzel yeri için oraya kaydı. Sonra sarafdan bir tersi tuttu. Çok az su var. Onu da kullandın mı? Kullanmadım. Biraz konuşacağım. Tam bir şey çıkmadan çıkmıyor tabi de. Tam olarak kullanmakta sadece otobüs görüşüyordu. Burada esnafta da var kapattı. Tamam, ve arkadaşlar birazcık böyle. İyi oldu. İyi ki görmüşüz. Görmüşüz. Yani diğerleri çok güzel yaptıklar. Ben seviyorum, bilmiyorum. Ben sürekli yemek istiyorum işte. Bakın işte nasıl yemek istiyorum ama denize gelmek istiyorum, biliyorum. Ama denize de gitmeyi için ne olur? Orada kendi vasfıyla yaptıkça falan için olur. Ama ben ilerleyen arabayla bir yerlere gittim.
Onun için olmasını anlamına gelmiştim. Şöyle bir görmek istedim arkadaşlar. Annemden için de görmedim. İçinde, yıllarca tutan şimdi ben. Yani kuduz devri kaldı, bizim akşam bakmış. Daha istemişti, kutu götürmüş, doğru kuna. Kuduzlar bu kısmına dönmez mi? Ben bir komşuya bırakın, bir şey olmaz mı? Bir şey olduysa da, çünkü şey yoktu. Kendim yapalım, şey olmaz. Ne işimi kendim yapalım, yapacaklarım. Ne var işte sana? Canlar. Bütün zindan kenarı bir yer bile derken kaldım. Ne oldu bütün falan da işte bir şey üzüm. Şeyler var. Uğraştırmaz da. Biz açtırız. Benim diyet bilgilerim de var. Valla ben de kahvaltı edebilirim çünkü siz gelince beraber kahvaltı yapabilirim. Yok ki kahvaltı edecek bir yer var hiç bilmiyorum. Hiç tanıtmıyorum arkadaşlar. Ekmek alacaktık, ekmek çaya uğramayacağız. Aklına da uğramayacağız. Ben de zaten aklımdan gidiyoruz. Aklım ne var? Aynen, zaten aklına yaparsın. Aklına bakıyorum, kesinlikle. Artık olan neyse bilir mi? Benim de içine kalabiliyorsun yani. Değilim de o beslenme birkaç. Çayla bir her şey var, her şey çok güzel. Mutlu olmak istiyorum, ben de onu yapıyorum. Bunlar da arada bazen kızarlarımızın falan kuruyor böyle. Kulamadığım namazları kuruyorum. Sevgili namazı nasıl bir ona bakacağım. Yani ikisini, dört farzın İkisini kılıyorsun, ikisini kılıyorsun, öyle bir şey. Sen yolda dönerek ikinci seferi namaz kıldın. İkinci namazını öyle kıldın. Arabada. Böyle güzel bir güne başladık. Ben başladım arkadaşlar, bilmiyorum. Siz nasıl başladınız? Siz de güzel başlamışsınız. Yarın Miraç Kamili. Şimdi benim bu videom Miraç Kamili'ne yayınlanacak zaten. Ben videoya inandım, oruç olmuş olacağım. Oruç tutmaya inanıyorum arkadaşlar. İyi bakalım, şimdi görüşürüz ve yollarda falan görüşürüz. Selam. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Şöyle sıcak çay var yolda içmek için. Toplandık bir havama girdik tekrar. Valla şeker erimiş, onu atacağım mecburen. Anne şu suyu ben su aldım usta. Çalak mısın? Her şeyimizi topladık. Şu çereği de alalım, yolda atıştırıp gideriz. Bu şeye koydum. Sen yaşlarından içtin mi? İçiyorum. Şimdi iç.
Bu kadar. Çayımda da olurdum. Şimdi o küllükleri falan şey yapacağım, sileceğim. Temiz kahve suyuyla. Evet, zaten kirletmedik fazla. Evet arkadaşlar, aşağı zahmetini alacağız. Arkadaşlar çayımı elime alacağım, çıkıyoruz. Hepimiz de girdik şeye. Hamamda şöyle bir oh mis dedik. İyi gelmişiz dedik. Arkasından avuçlarımızı aldık. Dün bayağı keselendik biz gece geldiğimizde. Akşam. Şimdi de yola çıkıyoruz. Çaydan ekmekle bükme alacağız. Oradan da doğru Isparta'ya. Isparta'da babam mezarına gitti. Gideceğiz. Kızım alacağız. Onunla beraber gideceğiz. Orada bir belki yemek yeriz. Oradan da doğru Antalya'ya gideceğiz arkadaşlar. Yolda yine çekerim ben size. Görüşmek üzere. Şöyle bir yer arkadaşlar burası. Şöyle. Biz şununla kaldık işte. Şu arkada görünen de. Hangisi la? Şu. Motoru sıra. Alacağım, alıyorum. Kapat. Karşının adı neydi? Şu yazar şunu. Orada da kaldık. Orası... Sen yoktun. Kaldık da nasıl kaldık? Doğmamıştın ya. Nasıl doğmamıştın? Evet evet, sen doğmadan önce kaldık. Orası da öyle çok eski. En yenileri bu 40 göz villaları. Sanki burada bizim bir hocagil vardı da biz onların yanına mı gelmiştik? Ha, Dilekgil'e falan geldiğimiz yer orası. Aynen. Şurada çukur var. Biz geldik de bizim arkadaşlar da çaydan gelmişlerdi. Onlar da mangal falan yapmıştık beraber. Güzel, orası da güzel. Orayı da yenilemişler. Şimdi hatırladım. Doğru'nun ismini hatırlayamadım. Üstünde yazıyor ama neyi bilmiyorum. Yani Kızılkerisi. Bu termal hamamlara girerken sağ taraftaki evler orası. Bizim kaldığımız yerde sol taraf oluyor. Kaç saat oradayız baba? Şimdi bir çaydan ekmek alacağız. Bana abla var. Kaç saat baba? Yavrucuğum şu anda bilemem yavrum, ne bileyim. Bir buçuk saat. İki saat. Şimdi alışveriş için oradan ekmek alacağım hemen. Alacağız arkadaşlar. Sucuk almayalım ya, boş ver şimdi, evde var sucuk. Çıktık yola şimdi. Bardağım nereye koyacağım? Hadi görüşürüz. Bize hayırlı yolculuklar diyeceğim ama biraz şöyle çekeyim. Siz de bizim gibi orada ne yaptığımızı görün arkadaşlar. Allah razı olsun bizden, geldik işte. O hamamların bayağı bir şeylere faydası var. Romatizma, ondan sonra orada yazıyordu bağırsak rahatsızlıkları. Onlar neydi başka? Eklem rahatsızlıkları, iltihaplanmalar. Bunlar çok şifalı yani bu hamamlar arkadaşlar. Hani tatil planlıyorsanız buraya gelin. Hem buralar diğer yerlere göre daha uygun olabilir ama fiyat olarak 1500 TL. Kedi. Yani aile olarak kalıyorsun. Kişi başı değil, ailece kalıyorsun. 1500 TL'yi veriyorsun. Yiyecek, içecek yok içerisinde. Yiyecek, içeceği kendin getireceksin. Kendin pişireceksin. Ocak, her şey var. Tabak, çanak da getirebilirsin. Tencereyi göremedim. Tencere yok sanki. Can var. İşte böyle. Biz hep önceki geldiklerimizde yiyeceğimizi getirmiştik. Anne. Hiçbir hafta kaldığımız olmadı. Anne. Görüşürüz arkadaşlar. Anne.
bereketlidir buranın toprakları. Meyve olarak işte elma, ayva, ceviz, badem. Ondan sonra çiftçilik var burada, inek, çayda. Koyun fazla yok, inek var, inek camız. Köylerinde koyun çok, keçi çok. Hep çiftçi memleketi yani, anlayacağınız buralar. Birkaç tane fabrika var, fabrikada çalışanlar işte esnaf, esnaflıkla geçiniyor falan. Genelde çiftçilikle geçiniyor bu. Afyon, hamam var Afyon merkezde ve çevresinde. Hamam olanlar hamam işletiyor. Tabii inşaat sektörü de bayağı ilerliyor. Antalya'da evler çok, inşaatçılıkla uğraşanlar çok. Yani anlayacağınız hamam da meşhur arkadaşlar. Gelmek isteyenler gelsinler, hamama gitsinler. Yıkansınlar, yunsunlar. Şifa bulsunlar derim. Şimdi çaya yaklaştık bizim memleketimiz. Hatırlıyorsanız hani babamın evi satılmıştı, o zaman gelmiştik. Şimdi çaya hiç böyle gelesim bile yok artık. Hani evde satılınca akrabalar var tabi, eşimin akrabaları, bizimkiler hep köyde de. Benim de var falan burada kalıyor ama şu an biz artık onlara uğramayacağız yani. Sadece ekmek alıp çıkacağız memleketten. Kaymak, bak lokum, kaymak, sucuk, bunlar da meşhur. Çayda, Afyon'da bükme, yaprak sarması, dolma. Balık restoranlarında alabalık. Buradan geçerken yiyeceksin. Oo, harika. Biz burada otururken hep balıkçı vardı. Balıkçıya giderdik sürekli. Başka Afyon'a giderdik yemek yemeye. Burada çayın içerisinde de şey yerdik. Yeşil. Balıkçıya giderdik. Her zaman değil de böyle hani 2 ayda bir, 3 ayda bir. Ayda bir kere Afyon'a giderdik. Yani soğuk oluyor ama aşırı soğuk olur. Konya kadar soğuk olur Afyon. Kar, buz, kışın kömür yakılır. Doğalgaz olanlar doğalgaz yakar. Doğalgaz biz gitmeden önce, 10 sene önce gelmişti çaya. Biz almadan eve işte Antalya'ya gitmiştik. Canlar. Arabaya mı tutuyorum ben? Yolu göstermedim size. İşte etrafa bakacağım derken kamerayı nereye tuttum bazen dikkat edemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten bazı çekimlerim güzel olmayabiliyor. İşte şu taraf çay var. Bizim evimiz o caminin yanında bir yerdeydi. Eski evimiz. Burada da deprem oldu yıllar önce. 3 Şubat'ta. Şu burası 2 Şubat'ta. Burası deprem konutları. Şu ilerisinde cami var. Orası bizim evimizin olduğu yerde galiba, değil mi? Ben karıştırdım sanki. Radye Cami burası. Radye Cami'nin burası. Burada da yeni evimizde bunun arkasında kalıyor bizim. Vakfımızın camisi burası. Yeni evimizde işte villamız vardı. Bunun arkalarında kalıyor. Önünden geçseydik gösterirdim de. Yani uğramayacağız zaten oraya da. İstersen babam gülünü oradan geçiverelim.
halamın oğluna git halam. Halamın oğlu gelin kalın falan diyor anneme de. Nereye dönecek? Gelin arada gelin falan dedi. O geçerken oradayım. Daha insan hani satıldıktan sonra kendi evin gibi olmaz tabii. Aynen sana bir şey soracağım. Söyle. Geldik. Geliyoruz arkadaşlar oradan alacağım işte. Şey. İki ekmek. Bükme. Hızlıca alıyorum zaten ben. Bir bakayım. Sucuk almayacağım ya. Sucuk çok pahalı. Boşver. Ha oranın sucuğu ha buranın sucuğu ya. Boşver. Milli Eğitim buraya taşındı. Bizim zamanımızda şey değil. 4 yıldaydı. Burası jandarma. Millet kafe açılmış oraya. Dön göbekten dön bu tarafa gel. Şurada durayım. Olmaz mı? Yasak burası. Dönüp oraya önüne duruver ya. Tamam öyle yapacağım hacı. Şurası orta işte böyle. Buraya değişik değişik şöyle değiştirmiş daha yine. Abi market değil mi? Kiraz falan oluyordu. Şimdi başka bir şey saat kulesi yapmışlar. Söz market burada da var. Böyle küçük yerlerde market var. Söz market evet. Şuraya dur. Arı neresi lan? Şu sağ ol. Anne pişmaniye. Arı market evet evet. Anne pişmaniye. Tamam. Hadi Miray gel. Oh, soğuk soğuk. Sıcak kız. Baksana sıcak. Al iki tane. Gel. Poşetli mi alalım? Poşetli alalım. İçeride poşet yaptıralım. Anne elini... Aa, kızım tut. Şuna poşete koyabilir misiniz? Dikme var mı? Dikme var. Ben 6'şer poşet 3 tane mercimekli. Kaç tane olsun oğlum? Mercimekli mi bunların hepsi? Evet. Başka bir şey yok değil mi? Tamam 6'şer tamam. Tane 3 poşet. Yolda yiyeceğiz. Birer tane mi? İkişer tane mi yiyeceğiz? İki. 8 tane olsun. Bir tane 8 tane olsun. Sucuk ne kadar burada? Kilosu 300 de var, 400 de var, 600 de var. 300'lük olan mısın? Mazlum. Öyle benim mi? Benim çocuğumuz garantili. O bir tanesi lira. Ne kadar geliyor? Yarım kilo gelsin, 300 lira, 150 lira diyorlar. Öyle mi? Bir tane alayım o zaman mazlumda. Allah Allah. Hacım. Taze mi? Burada taze var mı? Abla 173 lira. İyi mi? Olsun 575 bari. 575 lira. 150 derken? Ana benim sevdiğim şekerden var. Bal 150 TL mi? Evet. Alsana ki. Bunun daha küçüğü yok değil mi? Yok abla. Biz buraya gelince böyle bütün şeyimizi bırakıyoruz gidiyoruz. Malımızı. Bir ekmek, bir bükme alacaktık. İki tane ekmek, bükme alacaktık. Yok efendim, pişmaniye aldık. Bir tane benim sevdiğim çikolata vardı, onu aldık. Biraz parça. Kopartamam şimdi. Tamam, sen videomu çek ondan sonra. Ondan sonra... Ne aldık başka Miray? Bir tane petek bal aldım.
Buraya geldim, burada aldım. En sonunda çayını aldım. Ne yapıyorsun Emre lan? Yine mi patlattın? Zırt diye çıktı. Valla. Afiyet diliyorum. Miray pişmaniye yiyor. Daha ben kaymak blok mu istemiştim?
İşte göl. Seri eve gideceğim ben şimdi diyor. Dinleneceğim diyor. Yarın okula gideceğim. Nasıl dinlenebilecek bir uykum alabilecek miyim diyor. Ben neyini alamayacağım? Miray bugün gitmedi. Acaba annesi yarın da gitme dese mi acaba? Mi acaba kimi? Mi acaba? Annesi de diyor ki uyuduğun zaman dinleneceksin birazcık, okuluna gideceksin diyor. Göl oradan görünüyor da gösteremedim. Yani şeyden şöyle ekrandan görünmüyor. Güzel bir yolculuk devam ediyor. Ben de gözlüğümü evde unutmuşum ya şöyle. Gezerken gözlük takmak böyle bir güneş falan vurunca iyi oluyor. Rahat bir yolculuk geçiriyorsun da gözlük. Yolda gördüm petrol ofisinde. Fiyatı ne kadardı? 110 TL'ydi ama şey markalı diye şimdi gözüm falan bozacak diye alamadım da. Ve pahalı yani pahalı. Normalde gözlükler, kaliteli gözlükler daha pahalı. Valla gözüm bozulur şimdi diyerekten baktım. Çok da beğendim bir gözlük çıkmadı. Almadım arkadaşlar. Çok sarsıyorum. İşte böyle bir Lamy çikolata aldım. O şeyden, ekmekçiden, arı marketten güzelce bir 6-7 tane yedim. Ayşe bacını zayıflayacak çok yakında. Gerçekten çok dikkat ediyorum ama arada böyle bir şeker, geçen tatlı maklı bir şeyler yaptım aralarda. Onlardan kilo alıyorum arkadaşlar. Ödem yapıyorum. Ondan sonra işte mesela gece biz su istedik restoranttan. Suyu getiremeyiz dediler. Yanında yiyecek bir şey istemeniz lazım. Bakkala diyor ki bu saatte getiremiyoruz. Saat 5'te bitti. Su lazım. Çayın üstüne. Sabah erkenden çay demleyeceğim. Su yetmiyor. Oranın suyunu da kullanmayın dediler. Ondan sonra restorantı aradım. Ya dedim hiçbir yerden su da isteyemiyoruz. Şimdi çıkamam şimdi bu soğukta dedi. Yakın aslında mesafe de. Ya biz işte getiriversinler havasına girdik. Restorant yanına bir şey isteyin. İyi dedim hadi kabak tatlısı var mı? Var dediler. Bir tane kabak tatlısı koyun. Yanına da su koyun dedim. 3 tane de maden suyu. Tamam dediler. Getirdiler sağ olsunlar. İşte eşim kabak tatlısını çok seviyor. Yedi. Biraz da bana yarısını da bana ayırmış. Hepsini yiyememiş. Aklı orada kaldı aslında. Tatlıda kaldı da. Şimdi ben yiyeceğim diyerekten yarısını bırakmış. Ben de şöyle çatalın ucuyla almak zorunda kaldım artık arkadaşlar dedim. Hani kabak tatlısı ben de severim. Bir parça şöyle çatalla al. Kalan da eşim yedi sağ olsun. Öyle. Yani diyeceğim şu ki tatlı irademe sahibim. İradeliyim. Ama işte böyle yok. Lamy çikolata aynı zamandan beri internetten bile baktım işte bulsam da bir alsam da bir arada yesem diye. Ta benim yeni evlendiğimiz dönemlerden bol bol yediğim çikolata onun için böyle. Hep biz bayramda seyranda alırdık şeyin için memleketteyken Lamy çikolata. Bayram şekeri diyerekten. Öyle aradığım için burada da bulmuşken arı markette aldım bir paket. Paketi ne kadar biliyor musunuz? 100 TL. Yani yarım kilo, bir kilo var herhalde. Ondan sonra işte kaymaklı lokma aldım. Rana istedi. Miray pişmaniye istedi çikolatalı. Balı oradan da alabilirdim ama dedim hani bal. Nerede uygun bulursam alacağım hesap. Kafasıyla böyle gidiyordum birkaç gündür. Baktım burada uygun. Dedim almışken alayım madem. Petek bal sanki çok yediğimizden değil de o petek. Ve hem sağlıklı diyerekten fazla yiyince de kilo yapıyor biliyorsunuz bal. Ondan sonra onu aldım. Almayacaktım. Sucuk da alayım. Aldım artık gelmişken. Mazlum sucuğun kilosu ucuzmuş. Mazlum sucuk geldi bizim memleketteyken. Hem tadı güzel oluyor. Fiyat uygun dedi. İyi dedim. Ne kadar tutar yapacağız? 150 de tutar dedi. 170 TL tuttu. İyi madem alayım dedim. 300 TL'lik bir şeyler alacakken arkadaşlar 835 TL'lik oradan çıktık. Allah bereket versin. Ne yapalım? Aldık işte. Memlekete gelmişken yolda da eşimin otel müdürü bir arkadaşı var. Diyor ki ekmek al gel bana. Ekşi mayalı ekmek al. İban gönder. Para göndereceğim diyor. Yani oradayken arasaydı bir iki tane alırdık hediye. Ya da bir tane alıverirdik. Bilmiyorum bizimkini
yarısını falan götürecek olursan götür. Olur mu? Çeyreği. Çünkü bizim o ekmeğin çeyreği bayağı bir doyurucu oluyor. Yemeğin yanında. Yersin bir öğün, yersin çeyreğini. Yarısını Enes'e gönderelim, yarısını ona götür olmazsa. Ama Enes'e ne vereceğim? Kalmadı deriz. Enes'e bükme yolla. Olsun, onlara da nasip olsun ya. Yani. Enes'e bükme yolla. Öyle işte arkadaşlar. Geçen ev satılınca da Enes'le beraber girdik oraya. Kaç tane sucuk aldık ya? 2 tane mi sucuk aldık? 3 tane mi? Sucuk. Ekmek, bükme doldurmuştuk. Kaymak. Abim geldi alayım diye düşündüm de. Dedim onlar da kendisi alabilir nasıl olsa diyerekten almadım. İşte arkadaşlar. Neyse. Aldık, ettik. Gezdik, tozduk. Eğilir gölüne bakaraktan şöyle bak daha gölü yeni yeni görüyorum. Gidiyoruz. Burada biz eskiden yıllarca piknik yapardık. Bütün aile, yengem, eniştesi, ablası, bizim aile, hepimiz gelirdik burada piknik yapardık. Ne günlerdi. O günlere aradığım zaman o günlere dönüyormuşum gibi oluyor sanki. Aramıyorum arkadaşlar. Yani güzel günler geçirdik eskiden onu söylemeye çalışıyorum. Sizin yolculuk nasıl gidiyor? İyi gidiyor değil mi? Gençler. Şoför bir nasıl gitsin? Yola bakıyor. Şoför öyle yola bakıyor. Gözleri görmüyor. Evet Miray Hanım. Fotoğraf çekiyor. Neyse kapatıyorum. Şöyle bir çekemiyoruz. Gösteremiyoruz. Arkadaşlar.
arkadaşlar biliyorsunuz. Bilin bakalım ne? Gül. Isparta'nın neyi meşhur? Bildik. Başka? Ajdesi. Biraz saçmalama ya. Başka? Tamam, Ajdesi de meşhur. Başka? Şunu meşhur işte, başka ne var? Halısı. Ispartalılar ya okur ya dokur. Başka? Kükürtlü suyu. Dişleri sarartır suyu Isparta'nın. Başka? Bu kadar. Gül reçeli. Gül meşhur olunca gül reçeli de meşhur tabi. Ya üzüm bağları meşhur. Üzüm yetişir, gül yetişir. Ondan sonra halı dokunur. Başka da vallahi aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar. Süleyman Demirel, Ispartalı İstanbul diyecekmişim. Afyon'da okumuş. Ispartalı, İstanköylü. Ben de Isparta'da okudum bu arada. Aynen böyle arkadaşlar. Babam mezarı da Isparta'da. Şimdi oraya kızım alacağız, oraya gideceğiz. Babama dua okuyacağız. Ay kız. 200 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Aynen, biraz 300 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Aman buraya geleyim, bir tek doğru göster. Kuzey yönünde ilerleyin. Şu cami, yeşil cami diyorsun. Döner kavşaktan çıkın. Mezarlığı bulmak çok zor. Bu şeyle bakıyoruz navigasyon. 300 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Var. Ya onu gösteriyor, ya bunu gösteriyor. Gidiyor. Ara bir saat geçiyor arkadaşlar. En sonunda geldik, doğru mezarlığı bulduk. Ya etrafında niye dolaştırıyor bunu? Ne diye girdik biz? 50 metre sonra hedefiniz sağda kalacak. Aa. Hedefiniz sağdadır. Sağ ol. İçine girdik de. Burası mı, öbür taraf mı? Niye duruyorsun kızım? Git öbür tarafta işte. İşte şurası mı? Hayır, sağ nereye gideceksin? Sağ. Ya sağ taraf. Miray, benim montumu al kızım. Aziz Allah, şefaat yar sürenle. Selamünaleyküm. Babam ya ayaklar kurur. Babacığım geldim. Geldik. Rana'nın evinde kahve içtik. Birazcık dinlendik. Bir abdest aldık, çıkıyoruz arkadaşlar. Anne. Rana'ya büküme bıraktık. Anne. Duşa büküme bıraktık, lokum aldı. Yarın gelecek zaten. Şimdi gidiyoruz. Daha var ama biz buradan geçiyoruz. Çünkü...
gibi geldi. O yüzden tereddüt ettim. Kızın da yarın gelecek. İşleri varmış şimdi. Sınavlarını verdi. Bir iki tane zayıf varmış. Onları da yaz okulunda vereceğim dedi. Bu sene çok zormuş dersleri. Çok çalıştım ama diyor o kadar kaldı. 3 tane dersinden diyor kaldım diyor. Bütte kaldı. Yani bütte de kalmış. Onun için onları dedi yaz okulunda vereceğim. Ya Antalya'da ya Isparta'da dedi. Isparta daha kolay. Isparta'da daha kolay geçeceğim dedi. Herhalde Isparta'ya gelirim yazın dedi. Hayırlısı olsun. Biraz daha çalışırsan geçersin, ne olacak dedim. De işte hani bittiği için şey yaptı, bize bazı malzemelerini gönderiyor, valisini aldık biz. O da yarın gelecek. Bugün arkadaşlara takılacakmış. Yarın gelecek. Hiç bizim böyle bir önümüz araba takılmamıştı. Biz buradan hemen şipşak geçivermiştik. Şu öndekilerin şey ne ya? Ben de içer normal. Burdur'un plakası 15. Isparta'nın plakası 32 arkadaşlar. Antalya 07. Zorla mı diyoruz? Mezarlı. Zorla mı? Zorla.
inşaat ediyor. Geç 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 diye. İşte öyle bir şey. Tam böyle babam mezarına dua yaptım. Allah'ım bir ağladım. Ezan okunuyor. Bir ağlama geldi bana. Bir ağladım, bir ağladım. Bir duayı da okudum. Malaya ağlaya. Ondan sonra tam çıkacağım. Ayağım oradan şeyin dikeni battı. Gülün dikeni battı. Birisi oraya diğer mezara gül dikmiş. Onun dikeni benim ayağıma battı. Benle beraber gidiyorum. Bir baktım gül var. Ya yani babam mezarına bir çiçek götürüp dikemedim. Havasına girdim ya. Hemen çocuklar da orayı sulamışken aldım o gül şeyini. Dalını. Hemen babamın mezarına şöyle iki verdim. İnşallah tutar arkadaşlar. Evet işte.
bir an böyle her şey birbirine karışmış gibi oldu arkadaşlar ya. Gerçekten. Herhalde hiç süt koyacağım. Süt. Ekşi neyse onu süt şey yapacağım. Peynir koyacağım. İki gündür komşu da bekliyor. Namaz kıyafetim. Bugün giydim. Namaz kıldım oldu. Kısmını da yapacağım. Bir anda böyle bir anda bizim şey kedi kumlara dökmüş. Anam şunu bir yaklaştırın. Ortaya koydum. Şunlar yollarda yediğimiz çerezler. Şimdi şuraya bakalım da. Şu çoko prens. Gelmedi orada. Çekirdek. Yani kapatmayacağım da süt koyacağım. Süt arkadaşlar. Vallahi billahi. Gerçekten. Yani her şey böyle. Oradan daha getirdiğim şeyleri yerleştirmeye çalışıyorum. Şey. Nerede ki? Dedim odasına dedim bir bak. Şeyler yapmaya çalışıyorum. Şunu hiç kullanmadım. Orada açmadım bile. Tavayı götürdüm. Tekrar getirdim. Meyve suyu. Sıvı sabunu tekrar koyacağım yerine. Şu çöp poşetini falan. Çamaşır suyu. Onları tekrar koyacağım. Çay vermeyeceğim de. Çay içeceğim. Şu çantayı bir ortadan kaldırayım. Çikolata hiç yemedik bile. Meyve. Şey. Neyse. Greyfurt. Bu neydi? Benim bisküvi. Ödül veremedim. Ne aşkım? Ödül veremedim. Bulamadın mı? Yok mu? Nerede? Şey. Anne o odadaydı ya. Osi. Odada sıkılmış iyice bu tarafa geçti. Ay kız vallahi çay. Çay nerede geldi ya? Yemeği kullanıvereceğim. Şimdi böyle koyayım. Yemeği kullanacağım arkadaşlar. Hepsini böyle tertemiz. Zaten poşetleyi koyduk. Oradayken temiz. Bunları böyle dolaba kaldırayım. Temiz. Koydum arkadaşlar. Onunla demleyeceğim. Onunla demleyi vereceğim arkadaşlar. Süt koyacağım. Bakalım pişecek mi? Olacak. Birazcık süt ihtiyacı çıkacak. Bugün temizlik günüm aslında. Yollarda geçti. Bu da temizliğe ben nasıl yapacağım? En azından bir de baktım dağılmış. Kumlar iyice saçılmış. Kumlara falan çöktü. Bunun altını temizledik. Diğerlerini değiştirdik. Yemek. Yemek kabının yerini değiştirdim. Vallahi biri sarıyor beni. Eşim yerine beni arıyorlardı. Çantamda iş gördüm arkadaşlar. İçerisinde doldurdum her şeyi. Böyle. Bununla gittim, bununla geldim. Şimdi Osman nerede bilmiyorum. Evde sıkılmış. Ona... Tuvaletinin önünde bir tane şey aldık, paspas. Bir tane kürek aldık, bir tane tarak aldık. Öyle geldik. 250 TL'lik alışveriş yaptık aslında.
Bunu yukarıya koyacağım yine. Şöyle dursun. Karışıklık ortadan bir kalsın. Şunu lavabonun altına koyacağım. Osman, orada senin malzemeler. Burada. Kaldırmışlar değil mi? Oh, iyi olmuş. Şu da benim bir kübüyüm. Çayımı demledin mi? Demledim. Osman alışveriş yapmış. Kendisi Miray'a şöyle pişmaniye aldık, şöyle kaymaklı lokum aldık, Rana'ya bıraktık. Rana'ya da bıraktık, Rana'ya yiyecek işte. Şunlar bükme. Şimdi bunlar şöyle dursun arkadaşlar. Domates sosu, sos. Anne bu dedi kaldı dedi. Ben yarın gideceğim bir şey yapmayacağım dedim. Dolapta dursun kızım bir şey olmaz dedim. Sen bunu götür dedi. Getirdim ama. Getirdim arkadaşlar. Bir şey de kullanacağım. Bir tane soğanı kalmış onu da gönderdi. Öğrenci işte arkadaşlar öğrenci. Alışveriş yapmadım anne dedi. Bunlar kaldı. Daha buzluğunda bir şeyler varmış galiba da. Dedim ben şey yaparsam bak dur. Gidince kullanırsın onları dedim. Bir şeyler var herhalde. Bal. Bal aldım arkadaşlar. Bal. Kız bir tane bir kaşık alsam ya ben bundan. Sucuk poşet dedim kokmasın diye. Şöyle. Hatta ekmeği de koysam iyi olacak. Ucundan böldüm. Parçaladım arkadaşlar. Hiç tadına bakmadım. Şimdi bakıyorum. Bunları ben dolaba koysam bir yer var mı? Sucuğa vurdum. Yani. Şekerlerini de koydum arkadaşlar. Maus. Kahve köşesine koydum. Biraz şey toparladım mı arkadaşlar? Toparladım değil mi? Şunlar bakalım.
vereyim de yani. Dersi varmış, ödev vermiş hocası. Nereye kuracağım ben bunu? Vallahi kafam karıştı ya. Çerez gittiği gibi geldi. Bayağı yedik, bayağı yedik. Oradan bir şeyler daha aldık ya. Ondan dolayı. Kaldı. Ama bizim yiyorken kızım almış. Bu sefer yarın oruç tutacağım. Çarşambaya bırakacağım galiba. Şimdi şöyle hafiften süpürsün, silsin. Yoldan gelince yiyorum işte. Şunun tadına bakalım. Etekli bal. Görmemiş gibi yiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Habire poşet çıkıyor ya. Osman da meşgul. Süpürgeye bakıyor. Tatlıyı yiyemiyorum ama bugün yedim, gerçekten yedim. Ne markaymış bu? Cam petek. Çiçek balı, cam petek. 400 gram, 150 TL. Ne için aldım? Kahvaltılık aldım arkadaşlar. Şimdi gelelim benim sütüme. İki kilo süt var. Dibi tutacak, dibi tutmasın diye. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Konuşuya bırak sütçü. Bir şey olmaz abla dedi. Tamam dedim. Olursa da ben dedim hani peynir yapıyorum ya, öyle yaparım dedim. Bu süt ekşidiği zaman içerisine sirke koyarsan zaten kendi kendine kesiliyor ya. Sirke de koyduğun zaman tam adam gibi peynir olur. Şimdi bu kesilirse ben sütçüyü arayacağım. Diyeceğim ki bana bir kilo daha süt ver içmek için alacağım diyeceğim. Her ne kadar taşsa da bakacağım pişirmemek için. Şimdi Miray'ın kıyafetleri var açılacak. Miray'ın kıyafetlerini açalım makine. Bu arada benim çay simalim geliyor arkadaşlar. Çay simalim gelecek. Vereceğim yemeğini de.
herhalde Miray'ın da dersi var ben. Elimi alıp ben bırakayım bari. Lavaboya koyduk ya. Lavaboya alıştıracağız. Altına paspas aldık. Her yere kum dökülüyor ya. Alışamadık bir türlü. Böyle olunca ben alışamadım. Bir de lavabo gelsin. Bir de o baksın. Ondan sonra ne yapacaksak yapacağız. Seviyoruz da temizliğin akımdan gelemiyoruz. Biliyorsunuz emeğim derdi toplu. Kedi ben onu her gün nasıl temizleyeceğim? Elime bir cez alacağım. Mecbur. Hey canım. Yemin orada değil. Vereceğim. Acıktın değil mi? İşte buraları süpürdüm bilmiyorum. Şeyler istediğiniz için böyle sessiz bir şey tonu var. Söyleme tonu var. Yani bana bir şey söylüyor. Bunu anlayabiliyorum. Arkadaşlar, kedi olunca temizlik yapamıyorum. Aha, girmiş, tuvaletin yerini değiştirdik. Girmiş. Bir baktım kumlar ama şeyin içine dökülmüş yine. Paspas aldık. Ne kadar derseniz
Dilerseniz arkadaşlar. Diğer seferde 80 TL. Burada 130 TL. Aldık. Tarağı 90 TL. Küreğini de 30 TL aldık. Diğer tarafta 80 TL'ydi paspas. Almamıştık. O gün baktım ki her yere daha havlu koydum önüne. Her yere dağılıyor. Sanki bu daha dağıtmayacak gibi hem ayrıyeten tuvaletini falan lavaboya aldım. Baktım ki girmiş, oraya alışmış. İyi oldu. Yemeğini de şu araya koydum. Kızım zaten salonda yatacak. Şöyle bir temizlik yapmam lazım. Gerçekten bugün yapabildiğim kadar yapayım. Ya da yarın ben onu ne yapayım biliyor musunuz? Yarın en azından koltuğu, halıları falan kaldırayım. Şöyle bir yerleri moklattırayım. Önce süpürttüreyim. Sanki böyle içime sinmemiş gibi oldu. Bugün de yoldan geldik. Yapmasam da olur. Vallahi tam karar veremedim açıkçası. Ya şöyle bir oturup bir çay içeyim de. Eve gelmişken bir hemen dersin başına oturdum. Süt alakacağım tarafta. Ekşimemiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir bardak su içeyim. Eşim de seviyor. Başka bizim evde içen yok. Hemen onu ben sirke yapayım, peynir yapayım. Niye düşünüyorum bilmiyorum. Yine belki dolaba koyabilirim. Yoğurt yaptım da biraz böyle cıvık olduğu için yapasım gelmedi bir daha. Belki hani daha sonra olur olur. En azından evimizde bir bekleyenimiz var idi. Kızım onunla ilgilendi, yemeğini falan verdi. Geldik böyle bize masum masum bakıyor. Şu an yatak odasında bir şey buldu böyle piş gibi. Şey pişini buldu herhalde. Az lambalar var ya küçük onun. Onunla oynuyor. Altını kıstım arkadaşlar. Süt de öyle pişti. Ben şöyle bir dinleneyim. Robotu çalıştırdım işte. Şurada böyle hızlı bir şekilde yerleştirdim. Bizim de buraya bir sürü bunlardan almış koymuş, dolapta yer kalmadı. Geçen gün ben anne alınacak bir şey var mı diye sormuştu. Yok. Şimdi diğer kızım gelecek ya. Böyle şeyleri çok severler mi derler. Rana gelecek. Rana da gelecek. Rana'ya gelmeden dedim ki biz dedim ıspanak yiyoruz bol bol Rana dedim. Siz de pirinçli mi yapacaksın anne diyor. Yok dedim biz yumurtalı yiyoruz. Turşu yapmadım geçen gün. Biraz tuzlu olmuş. Ekşisi falan her şeyi çok güzel arkadaşlar. Harika olmuş gerçekten. Böyle bir bulgur pilavı yapma falan koyacaksın yiyeceksin sanki. İyi, oh ellerime sağlık. Şöyle salatalık turşu yapmıştım ya. Üstüne tuz ilave ettim. Şu az olduğu için. Sonradan tuz ilave ediliyor demek ki turşulara. Bak yaptım. Gözümü yeriz dedim. Harika olmuş. Elime sağlık. İsteyen arkadaşlar yapabilirler. Tarif gibi yapmadım ama kolayca şipşak 3-4 tane salatalık, turşulu salatalık da normal salatalıkla bile yapardı annem. Hemen doğrayıp üstüne sıcak suyu döküp, bunun üstüne sirke döküp, bunun üstüne işte tuz da koyacaksın. 1,5 kaşık kadar işte. 1,5 tuzluk kaşığıyla. Ondan sonra biraz sarımsak. Sirke az dedim, limon sosu az ilave ettim. Bir tık şeker, turşum şu anda çok güzel olmuş. İkinci günde bile yenilebilirdi aslında.
ama ben bir türlü fırsat bulamadığım için açıp tadına bakamamıştım. Allah böyle arkadaşlar, hadi görüşürüz. Yerleştirdim, sütümü koydum, çayımı demledim, ortalığı toparladım. Robot çalışıyor. Mire'nin montunu atacağım, yarın okula gidecek. Bu kadar, görüşmek üzere. Bak. Bak şimdi ne kadar ısı duruyor, baksana. Şimdi. Islılığını gösteriyor şu anda. Uyuyacak.